Ekber Karabağ dün gece de yayındaydı. Ekber, kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederiz bu akşam da bizlerle birlikte olduğun için. Kolaylıklar sana, dün geceden beri çok yoruldun, çok çalıştın. Ama biraz tabii oranın bir fotoğrafını çekmeni rica edeceğiz senden. Bugün Tahran basını neler yazdı? Gerçekten İran'ın söylediği gibi aslında bir zayiat yok mu? İsrail'in bu saldırısını İran cılız olarak mı okuyor, yoksa çok stratejik noktalar mı hedef alındı? Acaba işte bu tırnak içinde kin, bu saldırılar geriye mi bırakılacak Gazze'deki, Lübnan'daki ateşkes için, Mete Sohtoğlu'nun da söylediği evet. gibi. Bu bir İran gözünden anlatır mısın bize bunları? İran'da neler konuşuluyor? Merve, İran açısından bakıldığında, İran cephesinden bakıldığında İran söz konusu bu saldırıyı etkisiz bir saldırı olarak değerlendiriyor. İşte hava savunma sistemlerinin yerinden müdahalesiyle bu saldırının önemli ölçüde etkisiz hale geldiğini ve bazı işte hasarlar olsa da bu hasarın az olduğunu bildiriyor. Aslında gün içinde Hava Savunma Sistemleri Kurumu tarafından bir açıklama gelmişti. Akşam saatlerinde de yaklaşık 1-2 saat önce de yine Genelkurmay Başkanlığı'ndan bu saldırıyla ilgili ayrıntılı bir açıklama yapıldı. Ve o açıklamada İsrail'in son saldırısını Irak üzerinden yaptığı ifade edildi. İlk kez İran'dan böyle bir açıklama geldi. Irak'tan İran sınırına yaklaşık 100 kilometre uzaktan İsrail savaş uçaklarını işte füzelerle İran'daki İlam kentinde, İlam bölgesinde, Huzistan bölgesinde ve ayrıca benim an itibariyle bulunduğum başkent Tahran'daki radar sistemlerine vurduğu ifade edildi İran'ın bu resmi açıklamasında. Ve bunun için de işte füze kullanıldığı ve füzelerin işte başlıklarının da küçük olduğu ve İran'ın balistik füzelerinde kullandığı işte başlıkların 1/5 kadar olduğuna ilişkin İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir açıklama oldu. O açıklamada ayrıca bazı hasarların oluştuğu da aslında kabul ediliyor. Fakat bunların sınırlı olduğunu, etkisiz olduğu ifade ediliyor. İşte bazı sistemlerin, radar sistemlerinin aniden onarıldığı ve bazılarında onarılmaya devam edildiği ifade ediliyor. Yani İsrail'den gelen açıklamaların aksine İran'dan en azından resmi açıklamada İran sadece radar sistemlerinin az önce belirttiğim 3 bölgedeki, yani İlam, Huzistan ve Tahran'daki radar sistemlerinin işte hedef alındığını, bunlarda kısmen işte tahribat oluştuğunu ve işte İran'ın o anında bunların bazılarını onardığını ve bazılarını da onarmaya çalıştığı ifade ediyor. Yani yine tekrar da hatırlatmamda yarar var. İran ilk kez bu saldırının Irak üzerinden İran sınırına yaklaşık 100 kilometre öteden işte yapıldığını ve bunun içinde çok küçük savaş başlıkları kullanıldığını bildirdi. Yine akşam saatlerinde bir açıklama söz konusuydu ve o açıklamada işte toplamda 4 İran askerinin bu saldırıda hayatını kaybettiği ifade edildi. Gün içinde 2 askerin hayatını kaybettiği ifade edilmişti. Akşam saatlerinde daha 2 kişinin yaralının hayatını kaybetmesiyle bu sayının 4'e yükseldiği ifade ediliyor. Tabii esas merak edilen sorulardan birisi bu saldırıya İran bir karşılık verecek mi, vermeyecek mi? Hı hı. Tabii gün içinde de İran'dan işte diplomatik kanallardan da açıklamalar söz konusu oldu. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Dışişleri Bakanı açıklamada bulundu. İşte İsrail'in bu olayı işte tüm kurallara aykırı, uluslararası kurallara aykırı bir eylem olduğu ve İran'ın Birleşmiş Kuratlar Sözleşmesi çerçevesinde özellikle 51. madde çerçevesinde işte cevap verme hakkını saklı tuttuğunu bildirdi İran tarafı. Ancak yani İran'daki bu genel havaya bakıldığında ben aslında geçtiğimiz yayınlarda da söylemiştim. İran'ın şimdilik bu meseleyi burada kapattığını söyleyebiliriz. Ve bir misilleme yapmasını en azından yani mevcut atmosferde ben öngörmüyorum. Çünkü yapılan açıklamalarda açık bir şekilde mesela intikam alacağız, işte misilleme yapacağız, bunun ifadelerine yer verilmiyor. Gerçi Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında bu ifadeye yer verilse de, yani İran misilleme hakkını saklı tutuyor ifadesine yer verilse de, öyle daha önceki açıklamalarda olduğu gibi sıkı bir şekilde intikam veya misillemenin altı çizilmiyor. Bu yüzden iki ülke arasındaki bu gerginin, neredeyse 25 gündür devam eden bu gerginin en azından şu aşamada kapandığını söyleyebiliriz. Nitekim İsrail tarafı da işte bu aşamada bunu kapattığını bildirdi. Yani İran diyor ki burada bir misilleme verecek durum yok. Biz bir zayiat almadık. Doğru mu Ekber? Bizim bir zayiatımız yok. Bu sınırlı bir saldırıdır. Peki bu mesela evet. şey tartışılmıyor mu?
Amerika'nın rolü ya da işte nükleer tesisler hedef alınabilir mi? Mesela askeri tesislerimizi vuran yarın nükleer tesislerimizi de vurabilir mi? Seçimler. Seçim süreci yine aynı şekilde hani Amerika'daki seçim sürecine dair ne konuşuluyor? Aslında Amerika'nın rolü tartışılıyor, evet. Özellikle ben o yazıyı da bulayım. İran Birleşmiş Milletler aracılığıyla işte bir açıklamada bulundu ve o açıklamasında Irak hava sahasının özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından kontrol edildiğinin altı çizilerek söz konusu bu olaydan işte Amerika Birleşik Devletleri'nin de sorumlu olduğuna ilişkin İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğinden yapılan bir açıklama söz konusu. Peki bir şey soralım mı? Buyurun lütfen. Peki Ekber, tabii hep orada şeyi veriyorsun, hükümetin yaptığı açıklamaları. Bu mesela İran gibi kendisini büyük bir bölgenin, evet, büyük bir devleti, İsrail saldırıyor. Orada buna yönelik daha niye saldıramıyorsunuz? İsrail'e niye cevap vermiyorsunuz? Ya da bu saldırıları niye önleyemiyorsunuz diye bir tartışma var mı? Ya da medyada, siyasi aktörlerde böyle bir eleştiri gelen yer var mı? Yani hocam şunu söyleyeyim, yani İran'daki halk da, yani ben gün içinde onlarca İranlı halka, hatta canlı yayınlarda mikrofon uzattım. İşte tabii İran halkı bunu bu açıdan bakmıyor. Aynen devletin belirttiği gibi, tamam, bunu tırnak içinde cılır bir saldırı olarak görüyor. Hatta zaman zaman mesela bazı insanlara sabah saatlerinde sorduğunda bilmiyorlardı böyle bir olayın olduğunu. Yani böyle bir saldırının olduğundan bile haberleri yoktu. Saldırının İsrail geçtiğimiz günlere beklentiyi oldukça yükseltmişti. İşte İranlı yetkililere vuracak diye deniliyordu. İşte özellikle Netanyahu'ya yapılan saldırının ardından, o saldırı girişiminin ardından İran'daki işte siyasi yetkililerin hedef alınacağı söylenmişti. Askeri mekanların yanı sıra aynı zamanda nükleer tesislerin, petrol tesislerinin hedef alınacağı işte söylenmişti. Öyle bir beklenti yükseltmişti. İran piyasası allak bullak olmuştu. Yani ben hatta şunu söyleyeyim. İsrail bu süreci biraz daha uzatsaydı İran ekonomik açıdan ciddi anlamda sıkıntıya girecekti. Bugünkü saldırının ardından, yani saldırı sadece halk nezdinde değil, aynı piyasa zamanda piyasalar nezdinde de çok olumlu karşılandığını ifade edebilirim. Çünkü bu kadar yani düşük düzeyde bir saldırı beklenmiyordu. Çünkü dediğim üzere geçtiğimiz günlerde, yani mesela sadece bir örnek vereyim. Bugün altın fiyatları, döviz fiyatları ben gün içinde koydum. Bazen %8 civarına düştü bu. Yani öyle böyle bir düşüş söz konusu değildi. Yani borsa 20 küsür gündür her gün düşüyordu. Bugün açılır açılmaz her şey yeşildi. Yani borsada, piyasada bunu olumlu karşıladı ki dediğim üzere bunun nedeni beklentilerin yükseltilmesinden kaynaklanıyor. İşte geçtiğimiz günlerde öyle İran, İsrail diyordu, öyle cevap vereceğim, tarihte kalacak, şöyle böyle. Ancak bugün İran'dan gelen resmi açıklamalarda tabii yani sosyal medyada veya farklı kaynaklarda farklı ifadeler kullanılıyor. Mesela örneğin Tahran'daki işte İmam Hümeyni Havalimanı'nın yakındaki işte oradaki Rusya'nın İran'a verdiği S-300 hava sisteminin vurulduğu iddia ediliyor. Fakat evet, İran'dan da o konuyla ilgili açıklama geldi. Söz konusu bölgede hiç S-300 olmadığı söylendi. İran'dan böyle bir açıklama geldi. Tabii aynen nasıl ya bir ay önce, yani 25 gün önce İsrail mümkün mertebe İran'ın verdiği hasarları bir şekilde örtbas etmeye çalıştı. Tabii doğal olarak İran'da yani buradaki zayiatın yüksek göstermemeye gayret ediyor. Ya gerçek anlamda bu zayiat azdır işte veya bir şekilde bu olayı bu şekilde göstererek bu olayın burada kapanmasını istiyor. İşte aslında burada Amerika Birleşik Devletleri'nin de etkisinin olduğu söyleniyor. Özellikle Amerikan medyası, özellikle işte Tel Aviv yönetimini baskı altında tutarak bu saldırının ölçülü bir şekilde yapılmasını istemişti. Özellikle biliyorsunuz ABD'de seçimler yaklaştırmaktadır. Ve İsrail'in de buna uyarak işte İran'a ölçülü bir cevap verdiği ifade ediliyor ki İran bu ölçülü cevabı çok yetersiz ve sınırlı olarak değerlendiriyor.